Sesli Tefekkür 10. Bölüm. İdeoloji fikriyat mıdır? Yazan Cemil Meriç. Asrın başlarında Arapçanın en kısır kökleri şaşılacak bir veludiyet kazanmış dilimizde. O dönemin mefhum üreticileri arasında en yamanı Gökalp. Fikirden mefkure, müfekkire, fikriyat uydurulmuş. İdeolojinin Türkçe'de ilk karşılığı tek kelime olarak fikriyattır. Edebiyat, riyaziyat, arziyat gibi. Zamanla Batı'da ideolojinin manası değişir. Bununla birlikte yazarlarımız kelime olarak fikriyattan vazgeçseler bile ideolojiyi hep fikriyat olarak anlarlar. İdeoloji belli bir tarife bağlanmış berrak bir lafızdan çok yumuşak çagillerden bir hayvandır bizde. Necip Fazıl, dergilerde yayımlanan denemelerini İdeoloçya örgüsü başlığıyla kitaplaştırır. Remzi Oğuz Arık'a göre kelimenin 15-20 yıllık bir mazisi vardır. İdeale rakip olarak kullanılıyor. Ama idealdeki bütünlükten mahrum. Çünkü metafizik yok. Profesör Hüsrev Hatemi, ülkü ile karşılar ideolojiyi. Marksizm nasıl bir ideoloji ise, İslamiyet de öyle bir ideolojidir, üstad için. Aşağı yukarı 200 yıldan beri Batı dillerinin baş belası olan bu kelime, günümüzde dallanıp budaklanmış ve içinden çıkılması güç bir lügaz, bilmece olmuştur. Kaynaklardan söz edersek, felsefe, ideoloji, dünya görüşü, aynı gerçeğin ayrı isimleri. Felsefe, eski Yunan'dan 18. asrın sonlarına kadar Batı düşüncesinin bütününü kucaklamış. Hudutları meçhul, ihtiyar ve aşınmış bir kelime. De Trasi, onun yerini tutsun diye uydurmuş ideolojiyi. İnsan ilimlerinin bütününü kucaklayacaktı kelime. Konusu fikirler olacak, yani psikolojiyi de, mantığı da içerecekti. Düşünceye düşman Napolyon, ideolojiyi metafizik bir gevezelik olarak damgaladı. Mefhumu uğursuz bir gölge gibi kovalayacaktı bu hüküm. O dönemin en dürüst, en aydınlık düşünce adamları kelimeye eski itibarını kazandıramayacaktı. Zamanımızda ideolojinin en yaygın tarifi, sosyal bir sınıfın yarı hakikatlerini sergileyen bir nevi yutturmacadır. De Trasi'nin uydurduğu kelime gözden düşünce, felsefenin yerini tutacak başka bir deyim bulunur. Weltanschauung. Dünya görüşü diye Türkçeleştirilen bu Almanca sözcüğün kirli bir mazisi yok. Esnek ve müphem. Emperyalizmin taarruzlarına karşı genç zekaları uyarmak için ideolojiler idrakimize giydirilen deli gömlekleridir demiştim. Bu düstur ideolojiler aleyhine ideolojik bir ikazdı. Batı düşüncesinin, daha doğrusu düşüncenin reddi için bir fetva sanıldı. Yığınlar tefekküre her zaman şüpheyle bakmıştır. Bilgiyle zırhlanmamış kalabalıklar için aşırıya kaçmayan bir yabancı düşmanlığı emniyetli bir hisardır. Ama ömür boyu hisarda oturulmaz. Ya aydınlarımız? Onlar da milletler arası düşünce pazarlarında gönüllerine göre tek izin bulmuşlar. Müstagriplerimizin biricik dildadesi. Obskürantizm. Nihayet dev kocamış ve surların arkasında bekleyen bütün yalanlar, bütün ideoloji enkazları karanlık ve çamurlu bir sel gibi sökün etmiş ülkeye. İdeolojiler tehlikelidir, amenna. Gelişmemiş beyinler için. Ama uzak denizlere açılanlar pusuladan vazgeçemez. Kaosu kozmoz yapan insan zekası tecrübelerini ideolojilerde sergilemiş. Tecrübelerini ve fetihlerini. Eski toplumlar hayatın sırlarını mitoslarla aydınlatmış. Çağdaş insanın hırsız feneri ideoloji. Hamlet'in meyus çığlığında alın yazımızı okur gibi oluyoruz. Yaşamak veya yok olmak. İdeolojilere gözlerini kapamak, sürülüğe razı olmaktır. Tenkit zihniyetini boğan böyle bir ruh ikliminde hakikatler değil, sloganlar konuşur. Yasaklanan ideolojilerin yerine yeni putlar geçer. Sinema, spor veya siyaset yıldızları. Yabani tahtadan ve taştan putlara tapar. Medeni insan
etten ve kandan putlara demiş Bernard Shaw. İdeoloji hakikatin bütününü kucaklamaz. İdeolojiler sisle karışık. Fakat dumanlı diye ışığı reddedecek miyiz? Hiçbir ilim hakikatin bütününü sunmaz. İnsan ilimlerinin hepsi de bir yanıyla ideolojidir. İdeoloji yani belli bir medeniyetin, belli bir inancın, belli bir cemaatin müdafaa silahı. Bir topluma şeref veren ansiklopediler bile bu suçlamadan kurtulamamış. 10. asırda kaleme alınan İhvan-ı Sefa Risaleleri, Fatimi Devleti için hazırlanan siyasi bir müdafaanameymiş. Diderot'un baş mimarı olduğu 18. asır Fransız ansiklopedisi, gelişen burjuvaziye yol gösteren siyasi bir kılavuz diyorlar. Dilimize cumhuriyetten sonra misafir edilir ideoloji. Eski lügatçiler kelimeyi mebhasül efkar, ilmi efkar, aklın suretleri ilmi gibi tabirlerle karşılarlar. Sözlüklerimizdeki bu müphemiyet bizi şaşırtmamalı. 1796'da uydurulan kelime Fransız Akademisi'nin lügatinde 1835'te alınmış. Tarifler güdük ve topal. Düşünceler ilmi. Düşüncelerin kaynağı ve kuruluşu hakkında sistem. Yıllarca sonra yayımlanan Litre'nin büyük kamusunda da vuzuh yok. Üstad kelimenin yaratıcısı olan Destut de Tracy'nin adını bile anmaz. İdeolojist ile ideoloğu bir tutar. Oysa ideolojist bilindiği gibi Cabanist ile de Tracy'nin kendilerini adlandırmak için uydurdukları bir kelime. İdeolog ise ideolojistleri küçümsemek için Chateaubriand'ın icat ettiği, Napolyon'un yaygınlaştırdığı bir tabir. Kelime ne Chambers'in siklopedyasında, ne Britannica ansiklopedisinde, ne İngilizce Sosyal Bilimler ansiklopedisinde var. Encyclopedia Italiana, ideolog diye 18. asır sonu Fransız yazarlarını sıralamış sadece. Paul Robert'in sözlüğü, ideolojiyi anlatırken bir sürü yazardan örnekler alır ama bu yazarlar içinde tek Marksist veya Marksizan yok. Son yıllarda yayımlanan bazı kamus ve ansiklopediler, geçen nesillerin bu garip ihmalini telafiye çalışmaktadır. Lalande'in felsefe sözlüğü ve 1970'te çıkan Encyclopedia Universalis gibi. Kısaca diyebiliriz ki 1950'lere kadar Batı'nın hiçbir büyük sözlüğünde ideolojinin sosyal ve politik manalarını bulamayız. İdeolojinin Marx öncesi felsefedeki anlamları için en tafsilatlı ve en güvenilir kaynak Picavet'in 600 küsur sayfalık büyük eseridir. Les Ideologus. Tekrar ediyoruz. 20. asrın ikinci yarısına kadar ideoloji ya düşünceler ilmidir yahut Napolyon'un metafizik gevezelikler diye kötülediği hayattan kopmuş laf ebelikleri. Sosyolog Gurwitch, kelimenin Marksçı yayınlarda geçen çeşitli anlamlarını 7 başlık etrafında toplar. 1. Şuurlu veya şuursuz vehimler, aldatıcı terkipler. 2. Sosyal durumların değerlendirilişi. 3. Bu vehim ve yorumları farklı göstermek için hazırlanan doktrinler. 4. Bir sınıf tarafından yaratılan ve onu haklı göstermeye yarayan her türlü medeniyet eseri. 5. Sosyal ilimler ve daha geniş olarak insan ilimleri, Marksist ekonomi hariç. 6. Felsefi bilgi, doğrulaması olmadığı için. 7. Din, doğru olmadığı için. Sosyoloğun tavsiye ettiği çıkış yolu, ideoloji, siyasi bilgi manasında kullanılmalıdır. Zamanımızda yapılan bir araştırma, bu sözcüğün 30 ayrı anlamda kullanıldığını göstermiş. Polonyalı bir sosyolog, Adam Schaff, karışıklığı önlemek için şöyle bir tanım önerir. İdeoloji, yerleşmiş bir değerler bütününe dayanan, bir toplumun, zümrenin veya kişinin ilerlemesi için varılması düşünülen hedefleri tayin eden düşünceler sistemi. İdeoloji ile ilmin sınırlarını çizmek son derece güç. 20. asırda tarih, çok defa ve açıktan açığa siyasi bir ideolojidir. İktisat da, sosyoloji de öyle. Gramsci'ye göre,
her aydın belli bir içtimai sınıfın çıkarlarını allayıp pullayan bir ideologtur. Bir kelimeyle ilkel toplumlar dış dünyayı izah için mitlere başvurmuş. Gelişmiş toplumların sosyal ve politik dünyada pusulası ideolojiler. Valery'nin mit için söylediklerini ideolojilere de tatbik edebiliriz. Söz sayesinde var olan, söz sayesinde yaşayan her şey. Kafamız ideolojilerle öylesine dolu, ideolojilerle o kadar kaynaşmışız ki, düşüncelerimizi onlardan ayırmak imkansızlaşmış. Hatta ideoloji yapmadan, ideolojiden bile söz edemiyoruz. İstikbal ideoloji, kainat ideoloji, sayı, aşk, reel, sonsuz, adalet, halk, şiir, dünyanın kendisi ideoloji.